memlekete hizmet etmek noktasında hangi işi yaparsanız yapın, düzgün yapmak kaydıyla hizmet ediyorsunuz. Yani ben onu gördüm. Belediyeciliğin temelinde bence yani insanlara temas etmek var. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Şehir Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu Ferizli Belediye Başkanımız Sayın İsmail Gündoğdu. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle İsmail Gündoğdu nerede doğdu? Çocukluğu nerede geçti? Bunu merak ediyoruz Sayın Başkanım. 77 Ferizli doğumluyum. Trabzon Araklı anne babanın evladıyım her şeyden önce. Trabzon'dan gelmiş aileniz buraya. Trabzon'dan 72'de gelmişler. Ben 77 Ferizli doğumluyum. 3 yıldır aynı adresteyim. Yani aynı doğduğum evde yaşıyorum şu anda ben. Tabii ilkokul, ortaokul ve liseyi Ferizli'de tamamladık. İşte, üniversiteye Sivas'a gittik diyelim. Mühendislik fakültesini bitirdik, döndük geldik. Yüksek lisansı Sakarya Üniversitesi'nde yaptım. İşte hayatın bir tarafında savrulduk diyelim. Yani nasip bugün kamu hizmeti görme noktasına kadar bizi taşıdı diyelim. Peki sonra tabii sizin eğitim hayatı bittikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir süre çalıştınız ki 14 yıl uzun bir süre. O nasıl başladı? İstanbul Büyükşehir öncesi var aslında. Yani mesela ben Ferizli Belediyesi'nde daha önce görev yaptım. Hüseyin Bey döneminde Hüseyin Bey'le beraber çalıştık. Hüseyin Kaşkaş Beyefendi'yle onunla beraber çalıştık. Sağ olsun bize de güvendi, görev de verdi. İşte sorumluluk aldık diyelim. İşte sonraki süreçlerde de işte bir askerlik durumum oldu. Ona gittim. Dönüşünde ben İstanbul Büyükşehir'de başlamış olduk. Ya tabii belediyecilik hayalim var mıydı diyelim. Ya aslında çok üniversite yıllarında da veya öncesinde de böyle işte siyasettir, işte belediyeci olayım, işte bir memur olayım böyle bir hayalim. Ya hiç yoktu açıkçası onu söyleyeyim. Ama hangi işi yaparsanız yapın, memlekete hizmet etmek noktasında hangi işi yaparsanız yapın, düzgün yapmak kaydıyla hizmet ediyorsunuz. Yani ben onu gördüm. Hemen makarayı yeri sarsak böyle diyelim ki sizin onlu yaşlarınıza dönsek işte annenizin düzenli ol, problem çıkarma, laf getirme, tertipli ol, bizi mahcup etme, bizi zora koşma dediği günler aslında o gün bugünlerin temeli mi atıldı? Kesinlikle. Yani o günkü atılan o tohum diyelim, o çekirdek diyelim bugün yani neşvu nema buldu diyelim. Yani tabir yerindeyse. Hani onda daha doğrusu bizim söylememiz de doğru olmaz. Yedi yüzüne karşı övmemek lazım. Hani onu toplumun değerlendirmesi lazım. Birisi sizi hani belediyecilik zaten daha serde vardı yani yapmıştınız daha önce. Tabii. Nasıldı İstanbul Büyükşehir? Çünkü büyük bir kent. İstanbul hakikaten bu işte bir okul yani onu söyleyeyim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyecilik anlamında bir okul. Çünkü çok büyük bir organizasyon böyle bir... Yani... Müthiş kurumsallaşmış. Evet. Herkes görevini biliyor, kimin ne yapacağını biliyor. Belki ben mesela çalıştığım pozisyonla alakalı söylüyorum bunu. Mesela Çevre Bakanlığı'nın birçok çalıştayında ben görev aldım. Yani yasa çıkacak, yasayı hangi şartlarda çıkarmak daha doğru olur? İşte çünkü arazide yaşanan sorunları işte büyük belediyelerde arazide karşılaşılan sorunları görme şansınız oluyor. Dolayısıyla bakanlık bir yasa ya da yönetmelik çıkaracaksa da hani taraflarından yani bunu arazide uygulayıcılarından bu manada çok destek alıyor. İşte mesela Ankara Büyükşehir'dir, İstanbul Büyükşehir'dir, Antalya'dır, İzmir'dir, Kocaeli'dir. Meselenin yerinde görenlerle konuşmak çok kıymetli değil mi? Yaşayarak gören, sorunları gören, nasıl çözüm olursa daha iyi olur'u bilen insanlarla yasa çalışmalarında ya da yönetmelik çalışmalarında ciddi manada alt tarafta bir çalışan bir birim var. Onun üzerine yasal boyutu, hukuksal boyutu hazırlanıyor ve yönetmelikler böyle çıkıyor. Çünkü belediyecilik çok hızlı bir iş yani. Hani durma şansınız yok değil mi? Ya yaptığınızı bozup tekrar yapalım derseniz çok ona vaktiniz yok. Hem zaman anlamda hem ekonomik gerekçelerden dolayı çok vakti şeyiniz yok ona. Bir de işte ya hafta sonu yani tatil kusura bakmayın belediye kapalı deme şansınız yok. Deme şansınız yok. Ben mesela şu şey zamanlarda çok bu manada çalıştığımız oldu. Arazi inip gördüğümüz oldu. Yani işin başında durduğumuz oldu. Belediyenin kapalı olduğu işte hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde bile çalıştık yani bunu yaptık. Ben size çok güzel yol yaptım. Ben size çok güzel hizmet ediyorum. Siz de bana saygı duyun kardeşim. Ben size öyle gelip sarılamam öpemem sizi. Dememek lazım yani değil mi yani? 2005 yılındaydı. Mehmet Dönmez Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı, eski belediye başkanlığı yapmış bir abimiz tecrübesini paylaşırken şöyle bir ifadesi vardı. Arkadaşlar, insanlar ne yol ister, ne park ister, insanlar muhabbet ister, muhabbet demişti. Hakikaten öyle ya.
Yani temas ederseniz insanlar sizi seviyor. Yani kusurlarınız da olsa ya yapar inşallah onu da yapar. O da tamamlanır inşallah. Bunları söylüyor. Ben yani bunları araziden duyuyoruz yani. Yani şöyle bir belediyedeki bir ilçedeki bütün organizasyon, koordinasyon, gelecek planlamaları belediye meclisinin kararlarıyla yani sizin istişarelerinizle oluşuyor. Dolayısıyla aslında vereceğiniz bir eksik karar çok büyük bir probleme vesile olabilir. Ya da olumlu bir karar. Geleceğini etkileyecek şeyler. Geleceğini etkileyebilir. Ya da güzel bir sonuç yani doğru bir karar. Yani işte Ferizli gibi böyle tarımla iç içe olan hemen yanında nehir var biliyorsunuz. Sakarya'ya. Ya baktığınız zaman tabii sanayisiyle, tarımıyla, belki yeşiliyle, belki bir adım sonrasındaki mavisiyle. Evet. Çünkü bizim ilçe sınırımızda denize belki 4-5 kilometre kuş bakışı bir mesafe var. Yani dolayısıyla mavisi, yeşili ve bunun yanında işte sanayisi, işte tarım ve hayvancılık anlamında da mesela bizim hayvan pazarı kurma noktasında bir çalışmamız var. Aslında komplike bir şehir görünümüne de kavuşması yadsınamayabilir yani. Ben gençler konusunu hani biraz geçmişe gittiğimizde gençlere biraz güvenmek lazım. Kesinlikle. Bir kere. Çünkü siz güvenip bir görev verdiğinizde ve ona güvendiğinizi hissettirdiğinizde o genç başarıyor. Kazanıyorsunuz onu. Ya sen çocuksun, yapamazsın, edemezsin, dökersin, kırarsın, başaramazsın, beceremezsin dediğinizde aslında onun hayatını geriye doğru itiyorsunuz. Yani ufkunu daraltıyorsunuz. Ya bir kere her şeyden önce şey vermek lazım. Yani işte gençlere ufuk vermek lazım. Yani biz şunu yapabiliriz, biz bunu sağlayabiliriz, başarabiliriz dedirtmek lazım. Bunu hissettirmek lazım, kabul ettirmek lazım. İnşallah Sayın Başkanım. Peki son olarak son 3 yılda böyle hayalinizde olan şunları şunları yapmak istediğim dediğiniz şeyler var mı başkanım? Vaatlerim öncelikli sırada. Birisi organik ürünler pazarı. Evet. İkincisi de inşallah hayvan pazarında 2021'de inşallah ona da bir adım atmış olacağız inşallah. Bu yolun kenarında bunu yaparsanız insanlar geçerken alır. Ama Ferizli'nin içine gidip ben kaymak nerede bulacağım, bal nerede bulacağım, peynir nerede bulacağım diye araştırmaz. Yoldan çıkmak istemez. Bir an önce gitmek istediği yere varmak ister. Orada 5 dakika, 10 dakika durayım, bir çay içeyim, bir gözleme yiyeyim. Arka tarafında da işte o bahsettiğimiz o yani organik ürünler pazarı dediğimiz yerin arkasında da işte piknik ve mesire alanları gibi bir şey oluşturarak hani gelip otursun, işte bir mola versin, bir dinlensin gibi bir ortam inşallah oluşturmuş olacağız. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzünüze, sıcak sohbetinize. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Yorumluyorum TV ve 90.0 Ada FM Radyo'da sizlerle birlikte olduk. Konuğumuz Ferizli Belediye Başkanımız Sayın İsmail Gündoğdu'ydu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.